Evet Şamil, hoş geldin. Hoş bulduk. Hani uzun bir aranın ardından ne kadar oldu lan? Ne kadar oldu? 2018. En son 2018'e çekmişiz. Bugün 2022. Daha çok konuştuk da ya, sadece kayıt almadık. Evet. Yani aslında çok fuzuli konuştuk. Daha öncelerden de hep konuşuyoruz genelde ama hiç kayıt altına almadık. Niye? Geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta mıydı? Neydi? Nefis'le belgesel izlemiştik beraber. Şu Ölümden Sonra Hayat Var mı adlı belgeseldi evet. Galiba. Ondan sonra bittikten sonra bir bölüm izledikten sonra oturduk bayağı bir konuştuk. Yarım saat 40 dakika falan. Evet. Ulan dedik konuşacağımıza kayıt alsaydık aslında bir tane şey çıkmıştı. Ya o kadar şey değiliz aslında. Birazcık daha anda, birazcık daha anı yaşıyoruz aslında. O kadar da ne bileyim. Yani her şeyi kayıt altına alıyoruz ya artık böyle. Her şeyi ne gördük mü çekiyoruz ha. Vesaire. O an anı yaşıyorduk yani. Biz birlikteyken genelde öyle yapıyoruz. O an anı yaşıyoruz. O muhabbetin hoşluğu. Başka bir şey ilgimizi çekmiyor o an. Yani zaten ilgilendiğimiz şeyleri anlatıyoruz birazcık. Ya bir de son zamanlarda hani hayatımızda hani değişen şeyler oldu. Gel gitli hayatlar yaşadık. Askerlik muhabbeti oldu. Sen askere gittin. Sonra ben gittim. İşte bir şeyler oldu. Yani üzücü olaylar oldu. Bir şeyler oldu. Fakat üzüldük. Yeri geldi çok üzüldük. Çok üzüldük. Klişe. Bu arada yine olduğu gibi başlangıç şarkısını yine tuhaf bir şey seçtik. Az önce çalan şarkı Solmaz Neragi, Nobarahi. Bu söyleyen kadın İran'ın ünlü şarkıcılarından ve sanatçılarından. Söylediği ortam hastane odası. Dinleyen kişi son nefesini vermek üzere olan bir adam. Ve bu adam İran'ın, hatta sinema dünyasının en büyük yönetmenlerinden Abbas Kiarostami. Biliyorsun, sen de tanıyorsun çok iyi. Çok iyi tanıyorsun derken biliyorsun yani. Seviyorsun. Askerlik arkadaşım. Seviyorsun. İnsan bilmez tabii bunu. Belki siz de daha yeni öğrendiniz. Yani bilmek de zorunda değil insanlar. Eğer bir sinemayı seviyorsanız şöyle, kesinlikle. Bu adam ölmesine yakın son arzusu soruluyor bu adama. O da diyor ki çok ünlü bir Farsça şiirdir bu. Bestelenmiştir. Bana diyor bu şarkıyı dinlettirin. Hatta dinlerken ağlıyor böyle. YouTube'da aratır bulursanız şey yaparsınız. Siz de görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Açıklamaya yazarız zaten belki. Açıklamaya ismini de yazarım. Ya da linkini de koyarım. Çok güzel bir şarkı. Hatta bir ömrüm daha olsun isterdim diyor ya. Hani pişmanlıklarımdan bir ömür daha çıkardı. O yüzden bir ömür daha yaşamak isterdim diyor ya şarkıda. Mesela o beni hani özellikle son zamanlara bakınca baya hani beni duygulandırıyor. Bir de son bir belgesele bakınca aslında belki öyle bir şansımız var mı dedirtiyor. Ben o belgesele inanmıyorum işte, bilmiyorum. Bak, sen de bana kızıyorsun son iki bölümü izlemedim diye. Ben şimdi bu şarkıya niye giriş yaptım? Sana da soru sormak istiyorum. Mesela sana hani Allah göstermesin, Allah geceden göstersin, son nefesindesin. Sana deseler ki bir şarkı dinlemek istiyor musun? Hangi şarkı dinlemek istersin? Ya da ne yapmak istersin diye soracak. Yok, direkt şarkıdan girelim. Çünkü Abbas Kiarostami son nefeste şarkı dinlemek istiyor ya. Benim aklıma bir... Evet. Ben düşündüm bunu çünkü. Hangi şarkı? Son nefeste şarkı ne olur gibisinden. Bir tek şarkı dinleme hakkım var, tamam mı? Öyle bir ortamdasın, düşün. Hangi şarkı dinlemek isterdin? Hiç düşündün mü ya da? Şu an belki sana şu an spontan gelişti ama... Hiç düşünmedin ama. Son anında bir şarkı dinlemek... Ya belki de biraz şey olabilir ya, ne de ölüm anı. Kesinlikle çoğu insanın seçeceği şey hemen aynıdır bence. Yani hüzünlü bir şarkıdır yani, yüksek ihtimalle öyledir. Müslüm Gürses seçebilirim ya. Hangi şarkısı mesela? Sigara Dumanı. Güzel şarkı. Ben de şeyi seçerdim. Nilüfer değil. Cem Karaca'dan İşte Geldik Gidiyoruz var ya. Evet. Çok anlamlı olmuş. Çok sevdiğim bir şarkı. Aslında düşünerek verdiğim bir cevap. Senin gibi spontan düşünmedim. Ben bunu birkaç gün düşünüyorum zaten. Deftere de not da almıştım. Yalnız bu Sana biraz spontan sormak istedim. Ben çünkü aslında ben de düşündüm dedim de 10 dakika falan düşündüm yani. Aynı böyle şu anda yediğim gibi ekşi kremalı fıstık yerken düşündüm. Sen çalışıp gelmişsin. Yalnız ben bunu söylemiyorum. Ben biraz çalıştım galiba. Sen işten geldin şu anda. Yorgunsun zaten. Bayağıdır da uzun süredir de yapmıyoruz. Bak özlemişim valla bak. Bu yanan mum, karanlık ortam. Önümüzde çerez, çayımız, demlediğimiz taze çayımız. Penceremizde kedimiz. Penceremizde kedimiz Necip. Önümüzde ufak tefek notlar. Hani sıkışırsak aklımızda konu çıksın diye. Aklımızda bir takım sorular ilk şeyde olduğu gibi. Ve daha fazlası. Geçen sene şeyi konuşmuştuk.
sohbet ettiğimiz sırada kötücül düşünceler, hani şey muhabbeti açılmıştı. Ya bazen böyle ister istemez aklımdan çok kötü şeyler geçiyor. Hani yani her insan oluyordur eminim. Tabii ki. Yani bazen insan aklına öyle şeyler geçiyor ki ya bunu düşündüğün için bile kendinden utanabiliyorsun. Ve insanların aklına şu geliyor. Ulan ben kötü bir insan mıyım? Ben pislik bir insan mıyım? Lanet bir insan mıyım? Benim de o gazetelerden, haberlerde, gazetelerden okuyup haberlerde gördüğüm insandan bir farkım yok mu? Hani insanın aklına böyle şeyler geliyor. Yani insan düşündükten sonra ya ben ne kadar şerefsiz bir insanım ki böyle bir şey düşünüyorum gibisinden şeyler olabiliyor. Hatta bir yazıda okumuştum, makale gibi bir şeydi. Bazı insanlar hani kutsal mekanlarda, hani nasıl söyleyeyim, mesela ülkemizin çoğu Müslüman, daha kolay olur herhalde anlaşılması. Yani Müslüman insanlar yeri gelince namaz kılarken işte böyle dine aykırı şeyler düşünüyormuş. Pornografik olsun, yapıştı tuvalet olsun vesaire, bunun gibi şeyler ve bu yüzden azap duyuyorlarmış. Bir tane yani psikoloğa gidiyorlar. Onunla ilgili şeyler yapıyorlar falan. İnsanlar tuvaletten kaçıyormuş. Bu aslında yani birazcık da baktığımız zaman rahatsızlık, yani birazcık fazlası rahatsızlık, yani her şeyin fazlasını zararlı olduğu şey gibi. Ben de şöyle bir şey okumuştum, bir yazı okumuştum bir ara. İnsan zihninden bir günde en az 1 milyon tane düşünce geçiyormuş. Çok hızlı bir şekilde. Bilinçaltı dediğimiz bölümden özellikle. Çünkü bilinçaltı biliyorsun bütün hani bilinçaltını ben şey gibi düşünürüm. Hani halının altına pislik süpürürsün ya. Aslında hani bakarsın ev temiz ama halının altı pislik doldur. Yani. Bilinçaltı o halının altıdır. Ben hep böyle düşünüyorum. Kendime de böyle örneklendirdim. Freud da çöp diyordu mesela. Freud da çöp diyordu. Ben de ondan yola çıkarak zaten şey yaptım. Halının altına attığımız pisliklerin aslında hani böyle sürekli zihnimizi zorlayışı ve üste çıkmak çabası. Bazen o kadar çok atıyorsun ki hani çizgi filmlerde oluyordu ya. Böyle halı dağ gibi olmuş değil mi? Dağ gibi aynen, olmuş. Aynen. Çizgi filmlerde çok oluyor. Yani ister istemez o kötücül düşünceler ya da aykırı düşünceler mi diyeyim, pis düşünceler. Yani siz nasıl adlandırıyorsanız ya da kişi nasıl adlandırıyorsa o düşünceleri, onlar doğal olarak yukarı çıkmaya çalışıyorlar ve senin bir düşüncenin bir parçası olmaya çalışıyorlar. Altta kalanın canı çıksın muhabbeti. Altta kalan her zaman üste çıkmaya çalışıyor. O da bize zarar veriyor. O da bize zarar veriyor. Ama şöyle bir şey var. Her düşündüğümüz şey aklımızdan geçiyor diye biz şerefsiz bir insan, pis bir insan ya da kötü bir insan değiliz. Aşağılık bir insan değiliz. Evet. Mesela bir adama sinir kapabilirsin ve uyuz olabilirsin ve onun o an içinden öldürmek geçiyordur. Öldürmeyi düşünüyorsundur. Ama adamı öldürmedin. Canını yakmak belki daha fazlası olabilir. Sevdiklerine zarar vermek vesaire. En psikopat düşünceler işte. Adamı öldürmek bir düşüncedir. Onu öldürmemek bir karardır ve bir eylemdir. Yani eyleme dökülmeyen hiçbir düşünce suç değildir. Yani hiçbir insan eyleme dökülmeyen bir düşünceden sorumlu tutulamaz. Ve aklımızdan geçen her düşünce de bizi biz yapan şeylerden birisi değildir. Çünkü bazen o kadar çok düşünce geçer ki aklımızdan engelleyemeyiz. Saçma sapan. Çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz ve ister istemez beynimize bir sürü şey empoze edilebiliyor. Reklamlar vasıtasıyla, işte insanların dinlediğim şarkılarla, insanların söyledikleri şeylerle. Yani öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şeye, her fikre maruz kalıyoruz ister istemez. Ve bunlar beynimize saplanıyor ok gibi ister istemez. Ve bu düşünceler beyin boş kaldığında sürekli otoban gibi vızır vızır beynimizden geçiyorlar. Zihnimizden geçiyorlar ve gerçekten hani bana da çok oluyor, utanacağım, yüzümü kısaltacak düşünceler aklımdan geçiyor. Ama yani mesela benim de geçiyor ama ben o kadar da mesela artık bu duruma utanmıyorum. Niye? Çünkü geçiyor biraz mesela sinirlendiğin zaman. Yani en iyisi küfür etmektir bence. Sinirlendiğin zaman yani küfür ediyorsun. Ben böyle rahatlıyorum mesela. Kimi insanda farklı şeyler rahatlıyordu. Tabii yani. Yani bunun bir yolunu bulmak lazım. Çok büyük şey olmadan. Mesela daha büyük sıkıntılar. Abi şeyler ne yapıyor? Ama kimi insanlar var, bunları kuruyor ve uygulamaya geçiyor işte. Mesela tabii onlar işte düşüncelerine yenen insanlardır. Onlar zaten düşüncelerinin bir parçası olmuş insanlardır ki işte ne bileyim bir hayvana saldırmak ya da bir insana saldırmak. Kendinden güçsüz bir insana saldırmak. Yansıtma oluyor. Yani bir adam bir adam samuray kılıcıyla kendinden güçsüz diye bir kadına saldırabiliyorsa bu onun düşüncesidir ve o düşünceyle birleşmesidir ve o düşünceyi uygulamasıdır, eyleme dökmesidir. Böyle aşağılık bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ya işte hani o aklından geçse ya mesela sen şu anda şuradaki makas alıp böğrüne saplayıp kendini öldürebilirsin. Evet. Ya bu düşünce herkesin aklından geçiyordur. Yani intihar etme düşüncesi, öleyim de kurtulayım düşüncesi. Ama bunu yapmıyorsun abi. Her aklımıza gelen şeyi yapsak zaten yani dünyanın çivisi zaten
çıkar yani. Zaten dünyanın 5-6 tane çivisi var. 4-5 tanesi yerinden çıkmış zaten. Daha oynamış. Basit insanlar olurduk ama. Daha basit insanlar olurduk ama çok da kötü rezil insanlar olurduk. Aklımızdan her geçen şeyi yapsak. Tamam hani aklımızdan güzel şeyler de geçiyor ama kötü şeylerin sayısı daha fazla. Belki de. Yani iyi insan bile bulamıyorsun şu anda mesela. Yani kaç yaşındasın Şamil? 27 yaşındasın değil mi? 26. Yani 26 yaşındasın. Yani sokaktan geçen bir insana gözün kapalı güvenebilir misin? Hayır. Güvenemezsin abi çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz. Yani. Ve hani çevremize de artık kolay kolay insan almıyoruz Şamil. Mesela bizim arkadaş çevremiz kaç? 5 kişiyiz Şamil. Bu 5 kişinin içerisinde kolay kolay birisini dahil ediyor muyuz? Etmiyoruz. Yok, namümkün. Yani. Şöyle bir şey var. İnsan tanımadığı yani yabancı her zaman için tehlikedir abi. Yani bu insanın kendini savunma mekanizmasıdır. Bu yani kimi insan buna ırkçılık diyebilir, ne bileyim faşist bir eylem de diyebilir vesaire vesaire böyle sınırlayıcı vesaire bir şey de diyebilir ama bunun hiç alakası yok. Bu insanlığı yani insanlığın doğal bir hali ya bu. Bunu böyle yargılıyorlar tam yadırgıyorlar falan ben ona gıcık kapıyorum. İnsansın abi insansan çok normal bir şey kendini savunacaksın tabii ki de. Yani kendini savunan bu senin doğal şeyin ya. Beyninde doğal olarak böyle bir şey var. En doğal halin bu senin yani. Bu doğal bir şey. Kendini savunma. Ama bunu dışlamak da aptallık işte. Yani insan her şeyi böyle yok işte ben düşünerek o kendi ilkel yapımı yenebilirim falan zannediyor ama hiç alakası yok. Öyle düşünerek nereye kadar gidersin ki? Yok işte düşünerek, yaparak, ederek falan kendi ilkelliğinden çıkacağım gibisinden. Hayatta öyle bir şey olmaz. Ben öyle bir şeye inanmıyorum yani. Saçmalık. Geçen bir şey okumuştum. Düşüncelerimizin çoğu çevremizdeki insanların bize dayattığı şeylerden, etiket muhabbeti var ya felsefede, evet. Onlardan bahsediyorum. Onların dayattığı şeylerden ya da baskıladığı şeylerden dolayı çoğu düşüncemiz bizim istemediğimiz yönde evrilebiliyor. Toplum baskısından bahsediyorum yani. Ya sadece toplum baskısı değil, ilgilendiğin şeyler olur, dinlediğin insanlar olur, okuduğun kitaplar olur. Tabii tabii. Bunun birçok etkeni var. Aynı zamanda senin de düşünce biçimin olur. Yani... Bu da tabii daha çok aileyle alakalı oluyor. Çünkü ailen nasıl düşünüyorsa sen de öyle düşünüyorsun. Yani belli bir süre. Ondan sonra onu yıkmadığın zaman o öyle devam ediyor yani. Onu yıkman lazım. Yani belli bir yaşa kadar. Hani bu derler ya karakter oturması falan belli bir yaşta oluyor vesaire. Hı hı. 20 yaşına falan çıkmıştı en son yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir muhabbet vardı. Yani o zamana kadar onu bir yıkman lazım. Yani kendini bulman lazım. Kendini bulamadıysan... Ailenin aynısı olur çıkarsın. Ya tabii ailenin aynısı olmak kötü mü iyi mi bunu bilemem ama sen olmazsın bence. Ya çağımızda ötekileşme çok var. Yani evet. Kişinin kendi özüne dönemeyişi, kendisi olamayış. Evet. Bunun sebebi de birçok sebebi de şu aile ve toplum. Tabii ki de herkesin ailesine burada taş atmıyorum. Hani tabii ki de kişinin kendisi olması için çok büyük destek veren aileler de var. Tabii böyle ki. Tanıdığım insanlar da var ama genel yapı itibariyle anne ve baba, özellikle babalar, ataerkil bir toplumuz, çocukları üzerinde kendi düşüncelerini empoze etmeye çalışıyorlar. Mesela atıyorum çocuk nalbur olmak istiyor, atıyorum marangoz olmak istiyor, atıyorum yani inşaatçı olmak istiyor herhangi bir şey, kalfa malfa filan. Baba diyor ki hayır şunu olacaksın, bunu olacaksın. Hani en yakın örnek kendimden verebilirim. Sana ne iyiyse ben onu daha iyi bilirim. Ben gördüm geçirdim. Sen bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Yani daha iyi olursun, şu var babalarda, olursun. Çoğu ailede. Ben yapamadım. Benim hayalim bu, o yapsın. Yani ya. Kendi hayallerini başkalarına yaşattırmaya ya da kendi düşüncelerini, karşıdaki kişinin düşüncelerini hiçe sayarak ona vermeye, devretmeye, sanki hani babadan babaya miras gibi, hani aileden oğla miras ya da kıza miras gibi düşüncelerini bize şey yapmaya, miras bırakmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Ama ben senin dediğine tam olarak katılmıyorum Emre. Dediğim bir şey var, eyvallah, doğru. Ama yarı yarıya. Aileler daha çok aslında korumacı bir bakışla bunu yapıyorlar. Mesela oğlum doktor olsun işte hayatını daha iyi idame ettirsin. Hem de doktorluk saygın bir meslektir yani öyle değil mi? Doktorluk ne bileyim polislik diyorlar. Ya da vali olduğunu düşünsene. Ya da ne bileyim öyle bir makamı olan meslekleri mesela aileler daha çok ister çocuğunda mühendis gibi. Çünkü aynı zamanda benim çocuğum mühendis vesaire hem kendini yüceltiyor hem çocuğunu yüceltiyor. Yani bunlar için o artı artıdır. Hem oğlu mutlu olacak, geçim sıkıntısı yaşamayacak vesaire. Hani böyle şeyleri de düşünüyorlar. Aslında tam olarak senin dediğin gibi de değil. Hani ben olamadım çocuğum olsun vesaire gibisinden bir durumda değil. Ama şöyle bir şey var. Ailelerin yaptığı en büyük yanlış şu. Yani benim çocuğum mutlu olsun diye düşünmüyor. Ve seni yani aslında bir tam bir ya çocuğu da şey olarak görüyor bizim toplumda insanlar.
birazcık daha böyle köle ya da makine gibi işte yapacaksın, bitti. E sen niye yapmadın? Hı hı. İşte benim şöyleydi böyleydi. İşte ne bileyim, olur yani, komşu çocuğu olur. Doktor olmuştur, sınavda iyi kazanmıştır komşu vesaire. Çocuğu, o meşhur. İşte komşu babasını göster falan. Ya öyle şeyler de var. Bunlar basit şeyler ya. Sana şu yönüne katılıyorum. Ailecilerin korumacılığı yönünde katılıyorum. Çok doğru. Ama şöyle de bir şey var Şamil. Bir balığı elindeyken çok sıkarsan o balık elinden kayar ve kaçar. Yani elindeki balığı çok sıkmayacaksın. Ha, o da aslında koruyorum diye düşündüğün şey aslında uçacağı çok büyük zarar verebilir. Düşünsene yani, sevdiğin bir işi yapmak varken sevmediğin bir işe çalışmak çok büyük bir işkence bence. Dünyanın en berbat şeyi. Mesela ben kendimden çok iyi biliyorum. Sevdiğimiz, hayalimiz olan iş ne? Yani belki de bu kanalı açmamızın sebebi, bu dandik kanalı açmamızın sebebi bu senle ikimizin. Sevdiğim iş ne? Yaptığımız iş ne? Bambaşka dünya ikisi de. Ama onda hayatı da ortaya koyuyorsun ya, çok farklı. Tabii de bak hani, yani ben şu var bak abi. Hani, ailelerin yetiştirme biçimi aslında şu yani. Yani çocuğum bana bağımlı olsun. Çocuğum bana bağımlı olsun, bağlı olsun değil. Bağımlı olsun ya, bensiz yapamasın, sürekli beni arasın, sorsun, sürekli bağımlı olsun, bağımlı. Yani sigara, eroinmen gibi bir şey yani. Ama bağlı olmasını istemiyor. Çocuğun tamam bana bağımlı değil. Hani bensiz de yaşayabilir, bunu kabullenmiyorlar aslında. Sürekli çocuklarının yanında istiyorlar, ne bileyim. Bu aslında fazla savunmacı olmadan da geliyor olabilir yani. Çok korumacılar. Böyle bir şeye de gerek yok aslında yani. Yani çocuğunun özgüvenini kötü zedeliyor bu da. Ne bileyim, biz de yaşadık yani öyle şeyleri. Yani o zaman ne oluyor? Kendin yenmek zorunda kalıyorsun bir şekilde. Biraz zor oluyor. Ya bir de şöyle bir şey var mı? Yapabilir. Ailen mesela senden polis olmanı istiyor. Tamam mı? Sen atıyorum yazar olmak istiyorsun. Diyorsun ki tamam, ailem benden polis olmamı istiyor ve çok baskı yapıyor ailen sana. Yazar ne işte, aç kalırsın, para kazanamazsın, sokaklarda sürünürsün, işe çakala karışırsın falan diye karşı çıkıyor ve polis olmanı istiyor. En güzel abi, devlet işi, oh diyor. Devlete sırtını yasladın mı, devlete kapak attın mı, tamam diyor yani işte. Hafta sonum var, ikramiyem var, işte yıllık iznim var, sigortan eksik diyor. Öğretmen ol işte, cumartesi pazarlık tatil. Anladın mı? Yani bu mantıkla bakılır aslında. Polis olamıyorsun ve bu sefer sana mesela aile kötü gözle bakmaya başlıyor. Hani her aileden bahsetmiyorum ama var böyle insanlar. İşte beceremedin, nasıl beceremezsin, işte salak mısın, aptal mısın ve bu sefer ister istemez gidiyorsun Şok'ta veya BİM'de kasiyer olarak işe giriyorsun. Ah 101'de falan, anlatabiliyor muyum? Hani bir market. Ne kendi istediğini yapabildin, ne ailenin istediği şeyi yapabildin. İkisiz olmadı ve gittin bir kasiyerde, bir mağazada kasiyer. Bak bunları aşağılamıyorum. Hiçbir bak, şey olmuyor. Hani kimse yanlış beni anlamasın. Burada şeyden bahsediyorum. Hayalin olan şeyi gerçekleştirememekten ve toplumun sana baskı yaparak senin hayallerinden, istediğin şeylerden, kısacası kendinden nasıl uzaklaştırdığı ve nasıl bir mutsuzluğa sürüklendiğini, nasıl mutsuz bir hayata sürüklendiğini anlatmaya çalışıyorum. Tabii de kasiyer bir insan da mutlu olabilir. Bundan bahsetmiyorum. Ama bir insanın... Zor bence kasiyerin mutlu olması. İnsanlarla uğraşıyorsun. Daha kötü bir şey olabilir. Ama askeri ücreti zam geldi şu an şimdi. Çok büyük bir zam geldi yani. Hayır ben... Yani elektrik faturası yüksek gelmesi, şurada mumla hem ısınmaya hem de aydınlanmaya çalışıyoruz. Ya işte ya, aslında asıl soru şu. Parayla saadet olur mu? Para mutluluğu satın alabilir mi? Yani soru buna çıkıyor birazcık daha. Kısa yoldan aileler diyor ki paran olursa mutlu olursun, rahat olursun. Yani çoğu konu bence haklılar da. Yarım saat bir saat önce bana dedin ki, burada oturmuş çay içiyorduk, dedin ki mutluluk... Küfür de ettin, mutluluğun dedin bilmem ne, mutluluk ne ki falan dedin, mutluluk önemli değil dedin, mutluluk zaten olur, sen sürekli mutlu olamazsın dedin, tamam. Dedin ki önemli olan huzurdur dedin. Tamam, ama para bunları sağlayabilir yani. Ailen diyor ki eğer paran olursa, yani iyi bir geçimin olursa, geçim kaynağın çok iyi olursa ne olur işte, daha uzun yaşarsın, daha kaliteli yaşarsın. Bunlar da bir nevi aslında, ne kadar insanlar şey yapsa da, işte zenginler mutsuzmuş gibi düşünse de, hiç öyle bir şey yok aslında. Jim Carrey'nin bir sözü var biliyorsundur, herkes biliyordur belki de. Tanrım insanlara öyle bir ün ve öyle bir para ver ki diyor, asıl mutluluğun kaynağının bu olmadığını anlasınlar diyor. Tamam. Jim Carrey çok başarılı bir insan ve zengin, evet, de bir insan. Ama depresyon da biliyorsun çok, evet, büyük çok tedaviler gördüğü. Hani birçok hani örneği falan düşündü. Jim Carrey dediğin biri bunlardan. Peki hepsi öyle mi? Bak işte genelleme yapmıyoruz bak. Hani böyle şeyler de var. Hani sen sadece hani şunu dersek, sadece para mutluluğu getirir dersek,
Bu çok yanlış oluyor. Çünkü herkes parayla mutluluğu bulamıyor yani. Tabii ama yalnızlığa bir... ne kadar hani yatakta paraya mı sarılacaksın mesela atıyorum. Ya da parayla mı oturup sohbet edeceksin, anladın mı? Yani nereye kadar para? Ha, bir dakika. Bak şöyle insan bir şey var. Sosyal varsa, bir yaratıktır. Tabii tamam ki de mı? Bak şimdi paran varsa bunu mutlu olmak için de harcayabilirsin. Yani insan satın almak için de harcayabilirsin. İnsanlar seni sevsin diye. Ya da ya parayı bir yere koyup bir ama kenara bu... koyup yani samimi insanlar da bulabilirsin yani yalnızlıktan bahsediyorsun. Arkadaş vesaire, eş, dost, yarın bugün seni yarıda bırakabilir işte parayla satın alınan dostluklar vesaire. Hayır yani bunları illa para bunların tuzağı değil yani. Seni illa ihanete sürükleyecek diye bir şey yok yani param var diye. Bence bu büyük bir yanılgı. Ben parayı tamamen küçülemiyorum. Tabii ki insana para lazım. Sonuçta... Hayır para lazım değil. Paranın bir gücü var. Ona şüphesiz. Parasız olduğu için çok mutlu olan insanlar da var. Bunu da biliyoruz. Para yaşamak için gerekli parası yaşam. Parası olmasa çok mutlu olan insanlar da var. Demek ki abi aslında yani para demek ki hayattan, pek de bir... Biraz da hayattan ne beklediğimize bağlı aslında. Biliyor musun? Yani çoğunlukla oymuş yani aslında. Mutluluk göreceli bir şey. Hani konuştukça daha çok açılıyor konu. Yani ya huzurlu olmak diyelim aslında. Ben mutluluk da demek i̇şte istemiyorum. Hazırlıksız konuşmaktan bahsediyorum ya. Hazırlık yapmadan konuşalım. Huzurlu olmak diyelim. Yani mutluluk anlardan oluşuyor dedik zaten. Ama huzurlu olmak bir süreklilik yani. Düşünsene eve gidiyorsun huzurlusun. Eve gitmek için can atıyorsun. Yani çünkü evde huzurlusun ya. Evde huzur var. Yani kimi insanlar var tanıyorum. Yani çocukları evde uyuyamıyor. Ve şey diyorlar. cin falan muhabbeti mi var? Ya evde huzur yok abi. O çocuk evde uyuyamıyorsa, rahat değilse evde huzur yoktur. Yani bu insanlar da bu huzuru pek sağlamak için hiçbir uğraş vermiyor. Huzur olmayan yerde mutluluk zaten olmaz. Ya olsa da olmasa da olur. Yani abi önemli olan en kısa özetiyle huzur. Şimdi mutluluk ya da huzur diyelim. Aslında huzuru sağlamak da birazcık bizim elimizde ya. Yani neyle mutlu olduğunu da bilmeli insan. Neyle huzurlu olduğunu. Sonuç için de kendini tanıman gerekiyor. Anladın tabii mı? Ki de. Ondan bahsediyorum işte bak. Toplum baskısı bak. Toplum çok büyük baskı yapıyor tamam mı? Bak gerçekten insanlar üzerine. Ama şimdi. Şu var Şamil şimdi. Düşün yani ülkemizde kısa şortla gezdiği için tepki alan insanlar var bak. Nerede düşünce özgürlüğü, nerede kadın özgürlüğü, nerede insan hakları? Anlatabiliyor muyum bak? İstediğin şeyi bile rahatça giyemiyorken istediğin yani toplumdan farklı düşündüğün şeyleri nasıl savunacaksın? Toplumdan farklı gördüğün hayatı nasıl yaşayacaksın? Anladın mı? Çoğu insan zaten toplum baskısından dolayı kendi düşünceleri olmadan başkasının düşünceleriyle yaşıyor. Diyor ki ya işte arkadaşlarım diyor ki şu işi yap, o işi yapmam lazım ya diyor. Hani benim onlardan kopmamam lazım. Yani onlardan farklı düşünmekten korktuğu için çoğu kişi hani dışlanmaktan korkar çünkü birey. O yüzden ötekileşir. Kendini bulamaz. Tamam mı? Yani hiç kendini oturup da dinlemez. Kendini kendine kapatır. Yani toplum o kadar çok baskı yapıyor ki. Hatta bazen kendi kendime diyorum keşke Galatasaray'da bu kadar iyi baskı kurabilse. Keşke bu kadar iyi baskı yapabilse. Toplum baskısı çünkü çok iyi. Gerçekten çok beğeniyorum. Tamam mı? Ama oyuncular çok iyi. Her toplumda vardır bence baskı. Diyorum ki keşke Galatasaray ortası alsın. Bence her toplumda yoktur yani. Hatta bazen düşünüyorum keşke Galatasaray mı daha kötü yönetiliyor ülkemi falan. Tutuklanır mıyım sence şu an bunu söylediğim için? Yok. Siyah bir su geldi. Ama şöyle bir şey var. Emre korkmadan. Korkmadan abi. Yani o kadar korkuyorlar ki. O kadar korkak olmaya da gerek yok. Ya korkacaksan bu hayatı yaşama kardeşim. En basiti bu yani. Korkmayacaksın. Bak ya. Yaşamaktan korkmayacaksın. Vesaire. Tamam mı? Hayır yaşamaktan korkmak değil Emre. Yapmaktan korkmayacaksın bazı şeylere. Hata yapmaktan da aynı zamanda. Hata yapmak olsun veya ne bileyim dışlanmak. Bak. İnsanları niye umursuyoruz ki? Düşünsene ya şu ne bileyim insanlar yani şöyle derler ya şu kahvede şöyle konuşuyorlar senin hakkında. Niye umursuyorsun ki? Ne olmuş yani? Gelip sana konuştuğu zaman o zaman bir şeyler yaparsın. Ya gerekirse küfür edersin. Tepkini öyle gösterirsin. Gerekirse farklı şekilde. Ama bir şekilde yani tepkini gösterirsin. Ya da sen kimsin ki dersin. Ne bileyim bunlar basit şeyler. Bak. Ama yap gitsin. Ailen yani insanlar ailelerinden çok korkuyor bu konuda. Hani ailen beni dışlayacak vesaire. Ailen seni hiçbir zaman için dışlayamaz. Doğru doğru. Kimsenin ailesi kimseyi atamaz da satamaz da abi. Kimsenin ailesi kimseye öyle bir şey yapamaz. Ailenizden aslında o kadar çok korkup çekinmeyin bazı şeylerde. Ben? Ya çok büyük yani hatalar vesaire olmadığı sürece ne bileyim yüz kızartıcı bir şey olmadığı sürece bence
Yani toplum içinde tabii ki de huzurlu yaşamamız da lazım. Yani biz sonuçta bir toplumda yaşıyoruz aslında. Onun da kurallarına uyacağız. Onları da hiçe sayamayız. Tabii tabii. Onları hiçe sayacaksan abi çıkarsın dağa, çıkarsın ne bileyim ormanlık alana, orada köydür, möydür, kendine öyle bir tane bağ bahçe. Bak şimdi bak, ben sana bir yazı okuyacağım. Şöyle bir yazı var. Onu gireyim ben araya, bak şimdi. Özgüven eksikliği ve sosyal kaygılar çoğunluğa uyum sağlamak için farklılıklarınızı yok edip başkalarına benzemeye çalışmanıza yol açabiliyor. Ancak çoğunluğa uyum sağlamak için kendinizi gizlemeye çalışmak aslında enerjinizi tüketir ve gizlenerek mutlu olmak zordur. Vaktinizi ve enerjinizi sizi farklı olduğunuz için eleştiren ve dışlayanlara değil, olduğunuz gibi kabul eden ve seven, farklılığınızla dünyaya renk kattığınız için değerinizi bilen insanlara saklayın. Bak bu yazının altına imzamı atarım, tamam mı? Atıyorum şu an. Tamam mı? O kadar doğru söylüyor ki. Yani kabullenmek. Diyor ki farklı olmaktan korkma. Bak bunun onu söylediği olumsuz şeylerin hepsi farklı olmaktan korkan insanların yaşadığı durumlar. İçinde bu bak. Mutluluk aslında çoğu zaman şeyden gelir bak. Kendini bilmemekten. Çünkü kişi kendini bilmediği için ne istediğini bilmiyor. Yani canı sıkılıyor. Bak küçük İskender'in bir şiiri vardır. İnsan istemezse canı sıkılmaz diye. Anladın mı? Çünkü kendini biliyorsa insan canın hani şeyin de bir sözü var. Nuri Bilge Ceylan'ın da galiba. Yalnız başımayken asla sıkılmam. Yalnız başına sıkılan insanlar genelde kendini tanımayan insanlardır. Ben niye sıkılayım ki? Benim kitabım var, film koleksiyonum var, kahvem var, çayım var. Ben sıkılmam. Hiç olmadı. Sen varsan. Mesela ben de çoğu zaman tek başıma burada ofiste vakit geçiren bir insanım. Akşamları hani ara sıra tabii siz geliyorsunuz, sohbet muhabbet ediyoruz, maç izliyoruz falan bilmem ne vesaire. Tek başıma oturduğum zamanlarda çok güzel keyif alıyorum. Kitap okuyorum, film izliyorum, dizi izliyorum, bir şeyler yapıyorum. Yazı yazıyorum. İşte bilmem ne oluyor, bir şey oluyor. Ve zaman geçiriyorum. Çünkü nelerden hoşlandığımı, neyden keyif aldığımı çok iyi biliyorum. Yani dolayısıyla ben bu düşüncelerimden dolayı ailemden de çok tepki aldım mesela. Hani örnek verecek olursam kendimden de. Ben mesela tiyatroya gidiyorum diye çok tepki aldım babam tarafından. Ve ben çoğu provama babamdan gizli gitmişimdir. Evet, tiyatroya bıraktım, tiyatroya gitmiyorum diyerek çok provaya ve oyuna gitmişliğim var. Yani farklı olmaktan korkuyorsan bunun getirdiği zorlukları da kabul etmek gerekiyor. Biraz cesur olmak gerekiyor aslında. Cesur olursan emin ol senin gibi düşünen insanlar da senin karşına çıkıyor. Az çıkıyor ama bu insanlarla mutlu olabiliyorsun. Bence mutluluğun bir kaynağı da şu. Senin gibi düşünen insanlarla, seni anlayan insanlarla beraber olmaktır. Yani farklılaşmamak, kendin olabilmek, kendin olabilme cesaretini göstermek ya da en azından bu yolda can vermek. Ve kendine dürüst olmak. En önemlisi bence bu. Kendine yalan söylemek. Şöyle bir şey var. Çoğumuz yani kendi isteğimiz değil ya. Kendi isteklerimizi, kendi hedeflerimizi, kendi hayallerimiz olsun. Hatta hayallerimiz bile. Hep insanlara göre, insanların yaptıklarına, aynen, insanların düşündük, insanların söylediklerine göre ayarlıyoruz. Kendimizi başkalarına göre ayarlıyoruz. Aynen, yani kendimizi. Neden böyle yapalım ki? Yani tabii ki de yani çoğu motivasyon konuşmalarında da vardır. İstersen yaparsın gibisinden. Tamam bu doğru. Tamam bu buraya es geç. Yapmak istersen yaparsın. Eyvallah doğru. Genelde hep siyahi ya, insanlar konuşuyor. Bunu da aslında çok basit bir şey. Ama işte yapması gerçekten çok zor yani. Çok basit bir şey. Gerçekten yani söyleyince öyle ama yapmaya gelince yani herkes yaşamıştır böyle bir durumu. Hani bir şey istediğinde insan ya yapası gelmiyor, aslında tam istemiyordur çünkü ne istediğini bilmiyordur. Başkasından görüp özeniyoruz aslında abi. Bir ara şey vardı Instagram'da, işte yazın tatile gidenleri görüyorlar ya insanın Instagram'da, şey diyordu işte hikayelerde, işte onları görüp işte hayıflanıyorum. Niye böyle hayatım yok vesaire vesaire gibisinden. Kendi isteklerimizi onlara göre beliriyoruz. Bir kere kendini tanıyan insan önce kendi isteğini bilir. Ve yani şöyle bir şey. İsteklerimizi de tek tek yapmamız lazım aslında. Tek tek. Yani bir. Birini gerçekleştir, sonra diğerine. Sonra diğerine. Bir anda birçok şey yapmaya çalışıyoruz. Birçok şey olmayınca istiyoruz. Olmayınca da birçok şey. Modumuz, motivasyonumuz düşüyor. Çünkü Emre yani eskisi gibi değil artık abi. Her şey cebimizde. Bu telefonun altında işte. Her şey, istediği her şeyi görebiliyoruz. Bakıyoruz, farklı hayatlar izliyoruz, okuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani görüyoruz abi, insan ister istemez böyle bir diyor ya, keşke ben de öyle yapsam ya da keşke yapabilsem filan diyor. Bu birazcık da demagoji yani, ben de bunu pek sevmiyorum. Yani böyle kendimizi çok ezikliyoruz bir de. Çok küçümsüyoruz. Ya işte yapamam edemem. Doğru yok söylüyorsun. Şu yok ya, bahaneler de uyduruyoruz yani abi. Kendimizi affetmeye çok alıyoruz. Sana bir şey diyeyim mi? Yani hiçbir şey yapmak istemiyoruz aslında var ya. O kadar yapmak istemediğimiz şeyler var ki. İşte bak
O da işte bak kendini bilmemekten, ne yapmak istediğini bilmemekten. Diyorsun ki şunu da yapayım, bunu da yapayım. Ha şu, ha bu, bu, şu, şu. Her şeyi bundan yapmak istiyorsun. Diyorsun ki ben bu kadar şeye nasıl yetişeceğim ve ben bunların içinden hangisini yapmayayım? Çünkü bir söz vardır ya, bir koltukta iki karpuz taşınmaz diye. Yani sen bir karpuzu taşımayı bırak, iki karpuzu taşımayı bırak. Sen 8-10 tane karpuz almaya çalışıyorsun yani... koltuğun altına. Ve bu seni yoruyor. Sonra diyorsun ki ya ben bu hayattan zevk alamıyorum, bir şey yapmak istemiyorum. Bana göre bir şey yok. Ve hani modun düşüyor ister istemez. Ve hani en kolay şeylere başlıyorsun direkt, hani senin beynini oyalayabilecek işte oy, bilgisayar oyunlarıdır işte vesairedir. Böyle telefon şeylere başlıyorsun. Vesaire, telefon uygulamaları vesaire. Bak geç, bak geç. Bak çoğu kişi de farklı olmaktan cidden korkuyor. Niye korkuyor biliyor musun? Diyor ki ama onun bir popülerizmi ben de var yani. Bir tepki göreceğim. Ben bir tepki göreceğim. Ve bu tepkiden dolayı ben zarar göreceğim, acı çekeceğim. Mesela LGBT destekleyen insanların başına çok geliyor. Farklı oldukları için, farklı göründükleri için, farklı davrandıkları için, kendileri oldukları için çok zarar görüyorlar. Destekliyorum, desteklemiyorum demiyorum bak. Ben sadece şeyi söylüyorum. Böyle düşüncede, hani kendi düşüncesini yaşayan insanlar, cesur bir insanlar. Tamam, çünkü kendileri olabiliyorlar. Görmek istedikleri gibi görünüyorlar ama çok büyük tepkiler görüyorlar ve ağır yaralar da alıyorlar. Kendileri olmak istiyorlar aslında. Kendileri olmak istiyorlar ama yaralar yani. Abi yaralanmaktan, zarar görmekten korkma. Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var. Yaşamak yaralanmaktır. Yani yaşıyorsan yaralanmaktan, acı çekmekten zaten kaçamazsın. Çünkü bu bir hayatın parçasıdır. Yani kendini gerçekleştirmekten, kendin olmaktan korkma. Kolera günlerinde açtı. Gabriel Garcia Marquez çok güzel bir şey söylüyor. Her insan kendine gebedir diyor. Sen zaten kendine gebesin. Kendini doğurmana yardımcı, o sancıyı yaşaman lazım senin zaten. Sen o sancıyı çekmezsen kendini doğuramazsın. O sancı nasıl oluyor? Yalnız kalırsın. Ya yalnız kalırsın, işte zorluklardan yaşarsın, fikir ayrılıklarından geçersin. Yani insanlar kaybedersin, yeni insanlar kazanırsın. Bu şekilde kendini yaratırsın. Ama her aldığımız karar bizi oluşturur aslında. Aldığımız kararlar bizizdir. Yaptığımız, yapmadıklarımız. Tamam. Tabii tabii. Hani insanlar şöyle artık yani. 24 saat yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Yetmiyor hayır. Yetmiyor. Yani 4 saat, 2 saat uyuyayım ama daha fazla şey yapayım. Daha çok hayatın içinde olayım. Şükürler başlıyor ya işte. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride hayatın kalacağını bilerek nasıl ölür? Doğru. Gerçekten de öyle yani. Geride hayatın kalacağını bilerek nasıl doğru, öleceksin? Doğru doğru. Ya yani ölmek bile hani bir ya üf, bir de öleceğim ya filan gibisinden alıyorsun. Of bir de öleceğiz değil mi bile? Lan, bir de ya kanka bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şey günde 5-6 saat uyuyan ya da uyumayan bir insanım. Onun harici hepsi ayakta eve bile gidiyor. Eve sadece uyumak için giden bir insanım. Şöyle bir şey var. Pazar günlerim genelde sadece boş oluyor. Ve onda da uyumak yerine sabah saatimi kuruyorum ve erken kalkıp evden çıkıyorum. Ve yani ofise geliyorum. Kendine vakit ayırıyorsun. Kendime vakit ayırıyorum. Kahvaltımı hazırlıyorum. Bir güzel bir film açıyorum ya da bir belgesel açıyorum. Ve hani izlemeye başlıyorum. Çünkü diyorum ki abi hani bundan işte 3-4 ay önce tembelliğe başladım. Pandeminin getirdiği şeyler vardı. Yani bakıyorum 12'de uyanıyorum, 1'de uyanıyorum. Sabah hani böyle saat 2'den 3'den önce evden çıkamıyorum. Ve istediğim hiçbir şey yapamıyorum. Kitap okuyamıyorum, film izleyemiyorum, dizi izleyemiyorum, anime izleyemiyorum. Ya da herhangi bir aktivite yapamıyorum. İşte çizgi roman okuyamıyorum. Baksana ya her baktım, şeyden var. Yani her şeyden var ama zaman yok. Her şey yapmak ben için. Ne yaptım diyorum. Ulan ben uyumuşum. Başka hiçbir... Ya daha ne bileyim... Ben kendime çok kızdım. Dedim ben böyle değildim. Niye böyle oldum? Ve hani mesela son bir aydır falan şey yapıyorum yani. Erken kalkıyorum. Saatimi kuruyorum. Geliyorum buraya. Hatta annem de babam da arayıp duruyor. Niye kahvaltıya kaldın? Niye kalktın gittin erken? Nereye, ne işin var falan? Yani hani Allah'tan kendi işimiz olan birisiyim de. Hani mesela hani bu ofise gelip hani geliyorum tek başıma oturuyorum. Kimse hesap sormuyor. Hani böyle onlar insanlarla... Çünkü... Ailenle yaşadığın bir evde kendine ait bir yer ayıramıyorsun. İlla odana birileri girip çıkıyor. Senin o mesela gece evindesin, kitap okuyorsun odanda. Tamam mı? Her aile saygı duymuyor. Tamam mı? Hani böyle senin odana kapanmışlığına. Kapıyı çalmadan girebiliyor baba içeri ya da anne. Veya benim küçük kız kardeşim var. O direkt kapıyı açıp girebiliyor. Abi diye fırlıyor elinde tablette içeri. Yani o da tiyatro yapıyor şimdi Nisa. İşte tiyatroya başladı şimdi. Drama okuluna falan gidiyor. Sürekli bana tiyatroya ilgili şeyler soruyor. İşte şu bak bu skeç var işte bilmem ne Eren Hoca dedi ki abim biliyor seni çok sıkıyor. Yani kitap okuyorum odamda ya da anime izliyorum. Direkt odaya dalıyor ve o senin yarattığın büyülü ortam bir anda dağılıyor anladın mı? Ya hadi odaya dalıyor tamam hiçbir şey yok. Bir de sana dalıyor. İşte orada her şey bitiyor. İşte orada film kopuyor. Ben de bu yüzden evde durmak istemiyorum. Diyorum ki gelin kardeşim diyorum gelirim ofise otururum her şeyim var burada.
Bilgisayarım da var. Çok da bir şey istemiyorum yani. Bir şey istemiyoruz zaten. Hayattan fazla bir şey istemeyeceksin. Bir şeyler yapacaksın. Ya, onun karşında bir şeyler gelebilir sana bak. Bak. Şu yani ne istiyorsan o kadar. Gerçekçi şeyler. O kadar çok ortaya koyacaksın. Gerçekçi şeyler. Somut şeyler isteyeceksin. Ve hani örneğime mazur görsünler. Hani aç gözlü olmayacaksın. Az gözlülük, hırslılık fazla iyi değil. İnsanı yer bitirir. Villalı, hani havuzlu evim olsun, işte lüks arabam olsun. Bak hani bunları istemek kötü bir şey değil. Ama bak bunları isteyip hiçbir şey yapmamak kötü bir şey. Bak, bunları isteyip de yani eline hiçbir şey atmamak bence bu kötü. Yani kötü de diyemem de saçma, mantıksız. Boşuna hayıflanmasın öyle insanda. Eşektir yani. Birazcık da yani kendine dürüst ol. Yani kendine dürüst olursan gerisi gelir. Kolpaçino bomba. Ben yani Kolpaçino onu... da bir söz vardı ya kanka, Aydın Akbaş'ın. Bu dünyada boşu yaşıyorsun, götünü kaşıyorsun diye. Ya harbiden çok doğru bak, çoğumuz öyle bak hani. Bir sürü şey isteyip aslında hiçbir şey yapmıyoruz ya o hayaller için, o istekler için. Ne olacak sana? Sonra başlıyoruz hayatı kötülemeye. İşte bilmem ne hayatı, bilmem ne yaptım bu hayatı. İşte niye varım ki ben, niye doğdum ki ben, ben ölmek istiyorum, bitmek istiyorum. Yine sorgulatıyormuş, iyiymiş. Yani ama kendini sorgulamıyor sadece bak. Sadece yakınıyor. Sadece yakınıyor. Yani kendini suçlamıyor. Yani aslında en çok da kendini suçlamak yani lazım. Bak, o yüzden. Ben, bazen de şöyle bir şey oluyor. Tamam denersin, tamam 4 kere 5 kere olmaz. Hayıflanabilirsin tamam onda tolerans tanı kendine. Yani ama bak, devam et. Olgunlaşmıyoruz abi bak hani Peyami Safa'nın dediği gibi zaman sadece armutları olgunlaştırır, insanları değil. Yani. Olgunlaşmıyoruz abi zamanla. İnsan dediğin düşünerek tamam mı bir şeyleri hani filtresinden geçirip bunları kendine uyarlayarak oluşan kişidir. Zamanı da yanına alarak. Ama sen hiçbir şey yapmayarak zamanla hani çoğu insan vardır 40 yaşındadır ama çocuk gibidir. Olgunlaşmazlar. Düşünceleri de saçmadır. Gittikçe de daha çocuklaşıyor insanlar. Ha, düşünceleri saçma olursun. Derler ya yaşlılarla uğraşmak zor. Aha. Çocuk gibiler. Belli yaştan sonra çocuk gibi oluyorlar falan. Şey gibi ya böyle ne bileyim bir dağın zirvesine tırmanıyor insan yaşadık. Ondan sonra geri aşağı doğru iniyor gibisinden. Değil mi? Biraz öyle oluyor. Ya gibi. Da çıktı. Alzheimer oluyor. Düşünsene her şeyi unutuyor. Ya da düşünsene kanka. Bir şey başarıyorsun. Zirveye çıkmışsın. Bir şey başarmışsın. Diyorsun ki ya zirvedeyim oley, sana bir bakıyorsun daha bir sürü daha var ama bir zirvelerde bir sürü insanlar var. Hayat böyle cidden bak bir zirveye çıkıyorsun sonra diyorsun ulan daha başka zirveler var. Ya var ama bak şimdi bak burada da açgözlük senin dediğin şeye hak veriyorum. Açgözlü olmayacaksın aslında tamam ben bunu istiyordum ben bunu başardım. Tamam senden daha iyisini başaranlar da var daha kötüsünü yapanlar da var. Ya, başkalarına bakmayacaksın dediğim gibi. Sen kendine bakacaksın ben kendi istediğimi aldım bitti. Benim karnım doydu. Ben kalkıyorum. doğru. Sofradan ama işte öyle bakarsan çok ayıp. Ama işte şey var işte bazen de o sofradan kalkmak istiyorsun. Doydum ben diyorsun. Bana müsaade diyorsun. Ama tutuyorlar elinden. Kal diyorlar biraz daha. Gitme diyorlar. Kimse hani... zirvede seni tutmak istemez. Kusura bakma da yani aşağı atarlar. Bu son konuşumuz bu arada sen de ikimiz anladın. Sadece başta kimse anlamadı ama olsun. Şimdi yavaştan toparlayalım. Şimdi aslında bence bugün bu kadar yeter. Ya insanlar uzun olsun diyorlar ama çoğu kişi emin olun yani YouTube'da uzun olan şeyleri dinlemiyor yani. Çat çat videolar istiyorlar. Ya bir de bence... Yani son zamanlarda aslında böyle bu tür videolar atmamızın da aslında hani böyle filmdi, diziydi, işte ne bileyim bilgi videoları atmamızın sebebi de aslında bu. Hani insanlar atıyoruz 40 dakika videoya, 30 dakika video. Bakıyorum dinlenme ortalamasında. Hani video 30 dakikaysa 2 dakika bile durmamış eleman içinde anladın mı? Tabii ki duranlar var, durmayanları demiyorum ama ortalamaya vurduğunda... Çok düşük bir sayı. Ama çok isteyen kişi oluyor. Hani bana yorumların altında da görüyorum. Yani bana ekstradan yazanlar da oluyor. Yani niye çekmiyorsunuz diye. O yüzden bunu çektik. Zaten hani çekememizin başka sebepleri de vardı o zamanlar. Hani bir araya gelemiyorduk. Gelsek de hani ikimiz yalnız kalamıyorduk. Yani bir sürü arkadaş geliyordu. O yüzden... Bir sürü dedi de iki kişi daha geliyordu. Üç kişi lan. Burak'ı niye saymıyorsun? O bazen geliyor bazen gelmiyor. Bazen var bazen yok. Yani... sen söyle. Ya çok da... şey değil böyle aslında samimi olsun istiyoruz o yüzden. Aynen samimi olsun istiyoruz. Zorlama yapmak istemiyoruz. Aynen öyle. Seni buraya zorla getirdim kolundan. Yalan buraya. Şu an kafamda. Bozucu sohbet yapacağız. Ercan Kizir var. Geçen bu kançı komedisi The Good Place'in altına yorum yapmıştı. Ya uzun sohbet bayağıdır atmıyorsunuz. İşte ben resim çizerken falan dinliyorum falan demişti. Ben mesela çok mutlu oldum yani böyle insanların var olduğunu bilmek. Ufak bir kanalız. Kendimizi kandırmayalım. Çoğu kişi de mesela bizi izlemiyor veya şey yapmıyor ama bizim en baştan beri amacımız seninle neydi? Abi bunu bir iki kişi bile dinliyorsa ve hani onda güzel bir iz bırakabiliyorsak ya da onda
Yani insan çok yalnız bir insan da olabilir. Dinliyordur ve hani bizim sohbetimize katılıyordur dinlerken. Tabii ve onun yalnızlığı gideriliyordur. Yani böyle işte birkaç insan yakalıyoruz ya kanka. O benim çok hoşuma gidiyor işte bak Ercan Kızır gibi. Birkaç ismini hatırlamadığım arkadaş da var. İnsanlar da var. Bana özelden yazan insanlar da var. Böyle insanlar olunca ben çok mutlu oluyorum ve bu beni çok kamçılıyor aslında. Mesela bak bu en son gördüğüm yorumu görmeseydim ben belki sana demeyecektim. Şamil hani gel şey yapalım sohbet. Artık yeter. Ha, sohbet şey çekiyorum demeyecektim belki. Çünkü görüyorsun izlenmeleri. Aslında buna da bak burada da çok kendimizi eleştirelim bak. Hani izlemelere kapılmamamız lazım. Hani tamam hani atıyorum 100 kişiden 98'i şey yapmıyor. 90'ı tam dinlemiyor. Girip çıkıyor, sıkılıyor. Ama o 3 kişiye ayıp olmuyor mu işte bu sefer de? Hani oluyor. Onlar dinliyor, tam dinliyor belki de. Evet. Yani ben duydum yazan var birkaç kere dinlediğini. Tam dinliyorlarsa Ercan mesela tam dinliyor. Burada Ercan teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yani hatta eğer mümkün sana olsa selam bir ara hani bir ara seni de sohbete dahil etmek isteriz bir şekilde internet üzerinden filan. Yani bize ulaş. Şöyle bir düşüncem de var senin dediğin ilgili demin. Hani internetten seninle sohbet ederiz. Ya ses kayıtlı o katılacak. Öyle yani. Sen de biliyorsun aynı şeyleri. Dinliyorsun yani değil mi? Ya insan bazen orada diyor ki ya şu da var filan gibi söylemek istiyor ya. Bazen de yani o şey yapıyor. Kimi zaman insanı biraz böyle geri çekiyor bu dinleme işlerini. Hani sıkıyor. İnsana sıkıcı geliyor böyle şeyler. Doğru. Böyle uzun konuşmalar vesaire. Daha böyle kısa yenilir yutulur. Ben böyle şeylere istiyor insanlar. Ya ama işte bu seven insanlar da var. Mesela ben uzun bir yola çıkacaksam takıyorum kanka kulaklıklarımı. Açıyorum Spotify'dan bir podcast ya da YouTube'dan bir sohbet. Dinliyorum. Çok da hoşuma gidiyor biliyor musun? Hani dinlerken aynı zamanda kendi düşüncelerimi de söylüyorum. Sohbete katılıyormuşum gibi oluyor ve bana çok keyif veriyor. Mesela araba kullanıyorum. Uzak bir yere gideceğim. Hemen takıyorum kulaklığı. Direkt sohbet açıyorum. Direkt. Çünkü şarkı dikkatini bozabiliyor. Ya da işte ne bileyim. Şarkıları eleştirme. Şarkım o anki moduna uygun olmuyor ve sıkılıyorsun şarkıdan. Ama sohbet öyle olmuyor. Direkt dikkatimi çeken bir sohbet varsa tıklıyorum üstüne. Tabii. Abi yarım saat yolsa yarım saat boyunca sohbet dinliyorum. Hani sanki yanında birisi varmış da arabada. Onlarla sohbet de gitmişim gibi oluyor ve çok keyif veriyor. Yani aslında bu sohbeti bekleyen, seven insanları anlıyorum. Belki de cidden çok önemli şeyler konuşmuyoruz. Sadece görüşlerimizi paylaşıyoruz burada. Çünkü ikimiz de hani böyle bu konuda uzman kişiler değiliz ya da hani bu konuda master yapmış, yüksek lisans yapmış kişiler, doktor yapmış kişiler değiliz. Ama bu konu üzerinde hani ufak da olsa kafa yormuş insanlarız. Yani öyle düşünüyoruz. Hani biraz da okumuşuz, etmişiz, izlemişiz, bakmışız, görmüşüz, gözlemlemişiz. Bunları paylaşıyoruz sizle. Hani hata da yapıyorsak hani affola. Tiyatroda çok vardır. Biz çok söyleriz. O yüzden bunu da söyleyeyim klasik. Sen de bilirsin. Devamı gelecek bunların inşallah. İnşallah. Eğer şu Amir Fransa'ya gitmezse devamı gelecek inşallah. Gidersen de gelir. Gidersen de gelir lan doğru. Niye bulamıyoruz? Yani. Teknoloji çağında, uzay çağında yaşıyoruz. Ben hala kafam hep bir şeylere gidiyor. 90'lar çağı işte, çocuklarıyız ya. Ama burada olmalı o konuşma. Yani işte yan olmanın şeyi çok başka. Şu mum ışığında işte şu öndeki çerezler bilmem ne şu kahve çay abi yani bambaşka camda ortam. Kedi mesela. Camda kedi. O da gitmiş. O da gitti. Herkes gidiyor. Neyse bugünlük bu kadar. Bir sonraki sohbette inşallah görüşürüz. Dinlediğiniz için teşekkür. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer YouTube ileride olduk, dinleyip de yani küçük çaplı bir YouTube kanalıyız aslında. Dinlediğiniz için teşekkürler falan. Diğer videolarda öyle bir şey demedik değil mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer bu mümkün olabilirse bunu ayarlayabilirsek bunu dinleyip hoşuna gidenler varsa hani sohbet etmek isteyen insanlar varsa gerçekten böyle bir ortam sağlayıp aslında hani o insanları da bu sohbete dahil edebilirsek çok güzel olabilir. İsteyenler varsa yazsınlar yorumların altına ve bir şekilde eğer ayarlayabilirsek sözünü vermiyorum bunun. Çünkü yani bunu iPhone'la kaydediyoruz. Yani iPhone yani o kadar düşük teknolojiyle şey yapıyoruz. Yani eğer sağlayabilirsek imkanları hani katılmak isteyen insanlara da katmak isteriz yani o kadar zaten da. Zaten küçük bir kanalı bizim istediğimiz de bu. Bizim istediğimiz de aynen insanlara dokunmak, insan kazanabilmek amacımız bu. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.